Bugünkü hikayemiz Ben Kitap. Merhaba arkadaşlar, benim adım Kitap. Bakma öyle genç göründüğüme. Binlerce yıl önce doğdum. Çok gördüm geçirdim. Her zaman böyle kağıtta değildim. Bazen bir kaya parçası ya da bir ağaç kapuğu. Bazen kirli toprak ya da bir yaprak. Bazen de ipek oldu elim ayağım. Merak ediyorsan çevir sayfayı, sana yaşama öykümü anlatayım. Ben yazıyla birlikte doğdum. Yazı benim ikiz kardeşim. İlk çağlarda, yani sen doğmadan binlerce yıl önce, dikili taş oldum, yazıt oldum. Dağlara taşlara yazıldım. Düşünsene, iyi ki o zaman yokmuşsun. Bir dikili taşı okula götürmek kim bilir ne kadar zor olurdu. Bu sayfada ne öğrendik bir bakalım. Dikili taş. Eski Mısır'ın tepesi piramit biçimli, üstü resim yazılarıyla kaplı, dört köşe taş sütunlarına verilen addır. Yazıt. Bir kişinin bir olayın anısını yaşatmak amacıyla genellikle taş üstüne kazınan yazıdır. Tarihin en eski yazıcılarından Sümerliler beni kil tabletlerinden yapıyorlardı. Küçük bir çubuğun yüzeyini bastırarak kendi harflerini işliyorlar, sonra da beni pişirip sertleştiriyorlardı. Çivi başına benzer işaretlerden oluşuyordu bu harfler. Bu nedenle o yazıya çivi yazısı diyoruz. Kil tabletleri taşımak da çok kolay değildi. İnsanlar bu yüzden kumaş, hayvan derisi, palmiye yaprağı ve kemik gibi daha hafif şeyleri denediler. Bu sayfada ne öğrendik bir bakalım. Sümerler günümüzden 5-6 bin yıl önce Mezopotamya'da yaşamış bir ulustur. Kil tablet, eski uygarlıklardan kalma, pişmiş veya güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üstüne çivi yazısıyla çeşitli metinler yazılmış belgedir. İ.Ö. yani İsa peygamberden önce 3000'li yıllarda Mısır'da yeni bir malzeme bulundu. İsmi papirüs. Papirüs, bataklıkta yetişen bir bitkiydi. Bu bitkiyi kağıt haline getirmek biraz emek istiyordu. Önce sapların içindeki öz çıkarılıp şeritler halinde getiriliyordu. Sonra bu şeritleri iyice dövüp inceltiyordu. Son olarak da üstüne yazı yazabilmesi için sertleşmesi gereken bu şeritlere nişasta bulamacı sürülüyordu. Bu sayfada ne öğrendik bir bakalım. İsa peygamberden önce. İsa peygamberin doğduğu gün eski deyimiyle milat, günümüz dünyasında yılların sayımı için bir başlangıç noktası kabul edilmektedir. Buna göre özellikle çok eski tarihsel olayların yılları İsa peygamberden önce ve İsa peygamberden sonra kısaltmalarıyla belirtilir. Papirüsten yapıldığım zamanlar şimdiki gibi böyle ciltli, sayfalı, kapaklı değildim. O zamanlar tomar biçiminde yapılmış papirüslere kağıt deniyordu. Bir yandan öbür yana açılıp sarılarak okunuyordum. Üstelik papirüs biraz dayanıksız bir malzemeydi. Çok kolay yırtılıyordu. Neyse ki insanlar daha dayanıklı bir malzemeyi keşfetmekte gecikmediler. Ve parşömen çıktı ortaya. Parşömen, koyun, keçi, dana, eşek, geyik gibi hayvanların derisi kullanılarak yapılıyordu. Çok zor hazırlanıyor bunlar. Ve kolay bulunmuyordu. Bu yüzden de çok değerliydi. İnsanların yazma heyecanı sürdükçe beni oluşturmak için kullandıkları malzemeler de çeşitleniyordu. Tahta ve balmumu tabletler, kurşun ve bronz levhalar, keten ve ipekten kumaşlar da kullandılar. Çok güzel günlerdi, çok. Yine de Çin hükümdarının sarayındaki bir sanatçı ilk kağıdı yaptığında dünyalar benim oldu. Çok sayıda üretilmemi sağlayacak bir malzeme sonunda bulunmuştu. Bu sayfada ne öğrendik bir bakalım. Balmumu. Arıların petek yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak, sarımsı maddedir.
Kurşun. Eriyen, bükülen, yumuşak, koyu, gri renkte bir maddedir. Bronz. Koyu, kızıl renkte, bakır, çinko ve kalay alaşımı bir metaldir. Eskiler kağıt hamuru hazırlamak için bitkilerin kabuklarını, özellikle de böğürtlen liflerini, eski pamuklu elbiseleri, balıkçıların eskimiş ağlarını kullanıyorlardı. Bütün bu malzemelerden sulu bir hamur elde ediliyordu. Tıpkı bir kağıt çorbasına benzeyen bu hamur, telden örülmüş süzgeçlere dökülüyor, süzgecin üstünde kalan tabaka güneşten kurutuluyordu. Ne de zahmetli bir iş değil mi? Oysa biz çok şanslıyız. Çünkü artık kağıt üretiminde makineler kullanılıyor. Kağıt elimize hazır, bembeyaz, pırıl pırıl geliyor. İnsanlardan önce hieroglif adı verdiğimiz resimli yazı kullandılar. Bugünküne benzer ama sesli harfleri olmayan ilk alfabeyi Fenikeliler buldu. Bugün kullandığımız harflerin çoğunu borçlu olduğumuz bu alfabe antik çağda başka biçimlere dönüştüğü, yaygınlaştığı, tarih boyunca çok farklı alfabelerde kullanıldı. Ama farklı biçimler kullanılsa da insanların anlatma arzusu hep aynıydı. Bu sayfada ne öğrendik bir bakalım. Fenikeliler, ilk çağda bugünkü Lübnan yöresinde yaşayan ve Akdeniz çevresinde kurduğu kentlerle tüm bu bölgeyi çeşitli biçimlerde etkileyen denizci bir kavimdir. Antik Çağ, eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı döneme verilen addır. İlk çağların en önemli, en zengin kitaplığı İskenderiye kitaplığıydı. Keşke sen de görebilseydin. Romalı Sezar'ın Mısır'ı ele geçirdiği dönemde limanla birlikte yanan bu kitaplıkta 700 bin papirüs toparının yandığı söyleniyor. Antik çağın birçok el yazması yapıdı. Bu yangında kül olmuştu. Aklıma geldikçe üzülürüm hep. O dönemin ünlü kitaplıklarından Bergama kitaplığında da parşömenlerden yapılmış birçok arkadaşım vardı. Zaten parşömen sözcüğü de Bergama'nın eski adı Bergoman'dan gelir. Türkçenin ilk büyük kitaplığını Orta Asya'da Uygurlar kurmuştu. Bu kütüphanenin bulunduğu yerde yapılan kazılarda 30 bine yakın el yazması kitap çıkarıldı. Bir kitabı el yazısıyla yazmaya çalışsan kaç günde bitirebilirsin? Bir de aynı kitaptan birden fazla yazmak zorunda olduğunu düşün. Var olduğumdan bu yana insanlar beni çoğaltmanın yollarını aradılar. Babilliler yazı kalıpları yaptılar. Asurlular ve Mısırlılar yüzük biçiminde mühürler, Çinliler ise kilden baskı kalıpları kullandılar. Ama hiçbiri istenen hızda çoğalmaya yetmedi. Ta ki günümüzde yaklaşık 560 yıl önce Johannes Gutenberg adında bir Alman baskı makinesi bulana dek. Baskı makinesini bulması birçok arkadaş edinmemi sağladı. Senin de çok güzel arkadaşların oldu böylece. Sana bilgiyi, mutluluğu, keyfi, eğlenceyi, gerçeği, hayali, kısacası hayatı taşıyan arkadaşlar, kitaplar. İnsanlar beni sadece yazmakla ya da basmakla yetinmediler. Özellikle baskı makinesinden önceki çağlarda yazılarımı değişik ve süslü biçimde yazdılar. Sayfalarımı ya da kapaklarımı geometrik biçimlerle, kıvrımlı dallarla, renk renk çiçeklerle bezediler. Usta ressamlar sayfalarına tek tek çok güzel resimler, minyatürler yaptılar. Nedir mi minyatür? Eski el yazması kitaplarda anlatılan öyküleri betimlemek ya da süslemek amacıyla yapılan küçük boyutlu ve renkli resimlere minyatür denir. Değişik çağların, değişik uygarlıkların kendilerine özgü minyatürleri vardır. Orta Çağ Avrupası, Bizans, İrlanda, İran ya da Osmanlı minyatürleri gibi altın, gümüş, mürekkep ve boyayla yapılan bu resimlerin genel özelliği, her şeyin çok küçük boyutta, çok ince çizgilerle
ve çok ince bir işçilikle resimlenmesidir. Figürler birbirini kapatmayacak biçimde yan yana ya da üst üste yerleştirilir. Anlatılan olaydaki en önemli kişi büyük, ötekiler daha küçük çizilir. Söylediğim malzemeler olmasa da kendini ve yaşamını anlatan bir minyatürü bir sayfaya çizebilirsin. Bir dene istersen. Var olduğumdan bu yana elden ele, kitaplıktan kitaplığa dolaştım. Birçok insan tarafından okundum. Ama beni en çok heyecanlandıran çocukların okumasıydı. Çocukların ellerinde, yastıklarının altında, çantalarında gezmekten nasıl mutlu oldum bir bilsen. Nasıl, kitap okumak eğlenceli mi? Tekrar görüşmek üzere.